Yani sizin takdirinize uygun olacak. Arkadaşlarımın soracağı sualler de eğer sohbetinize ayrı bir ilave katarsa tabii biz bundan bahtiyar olacağız. Çok mutlu çıkarsınız efendim. İstirham edin. Yalnız bu sohbetin böyle çok şey olması, spontane dedikleri yani böyle kendi kendine olması lazım. Ben de öyle arzu ediyorum efendim. Resmi şekiller falan. Evet, olmasını istiyoruz efendim. Şeyler değil. Konuşun geldiği gibi. Evet efendim, geldiği gibi olmasını istiyoruz. Mesela bir bahis açmak, bir ruhname işi olmamalıdır. Olmamalı, evet efendim. Bahsimiz umumiyetle pek. Türkiye ve Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarını. Başka bahsimiz yok. Ne olacak halimiz bilmiyorum. Bunu sadece edebiyat şeyinde sahasında alsak, bugünün kısırlığı her şeyi ifade eder. Düne kadar imitat halindeydik. Tanzimattan bulmaya doğru. Bahçelerin mahkum edildin mi? Ne? Sigara yapmak. Yoksa dersin sen. Evet. İnitat halindeydik. Toplumun itaatında kademe kademe gene sahasının bir tarafı var. Şimdi koma halindeyiz. Birçok cephede. Benim piyeslerim içinde bir ahşap konak vardır. Artık nesli tükenen konaklar malum. Apartman şeyi. Orada 3 kat vardır. Yukarı katta 75'likler, 80'likler. Orta katta 40-50'likler. Daha aşağıda torunları 75'likler. Günün gençleri. Yukarı katta masadır. Orta kat. İşte olgun yaşta hanımefendinin kumar veya bilmem ne katıdır en altıda tam nevatlaşmanın katı. Bir, bu üç kat aradaki nesillerin alanında 25'er sene fark olan nesillerin kavgaları. Nihayet piyesin kahramanı olan Recai evi yakar, piyes öyle biter. Bu piyesi şeyde yazmıştım, Balmancı Garnizonu'nda zannederim Süleyman götürdüğü şeye, Ertuğrul Muhsin'e. Tabi tiyatronun daha bir müthiş kredi var şimdi. Hepsi nedir bu insan? En sevgi meseleden biridir. Şimdi o üçüncü kata bir bodrum katı ilave etmek lazım biliyor. Vaziyet bu. Efendim bir şiirinizde de bu piyesteki muhteva yana fikri dile getirmiştiniz zannediyorum. Ve kendi sesinizden okuduğunuz bir plaktan biliyorum neydi o şiir? Hangi şiir o? Maktabında sevim. Evet. Nasıl? Küflü peynir kesitindeki maktabında söylemiştim ya bir camideki hatip efendi maktabını makatından diye okudu. Sonra kendisine dedim ki o maktabı alacak. Makat değil mi? Korkunç. Korkunç. Hatip efendi de ne var? Mesela bir bugünün tabiriyle Milli Eğitim Bakanı, işte dün Maarif Vekili, daha evvel Maarif Nazırı, neyse. Bütün bunlar bu makamların sahiplerinin okuttuğu Türkçe üzerinde bir kere umumi manada bir entelektüel kelimeyi çok kullanır Fransızlar. Entelektüel, münevver, orta münevver seviyesi olmak gerek değil mi? Muallimlerin terfiinden bahsederken terfisinden diye bahseder. Terfisinden. Çocuk böyle, bizim Emrah böyle konuşur işte. Evet. Görülmemiş bir şey.
Farize ile faraziyeyi karıştırıyorlar bunlar. Evet. Kur'an faraziyeleri diyor. Bir mebus. Hale bak. Mahsurla mahsuru karıştırıyorlar işte. Evet. Düne kadar ahlak dediğiniz zaman ne istediğiniz, ne dediğiniz malumdu. Ona karşı çıkıyorlar. Aşağı yukarı böyle tahmin ettikleri bir şey diyor. Fakülteye karşı çıkıyorlar. Bugün ahlak deseniz nedir o diyorlar ya? Ne? Ahlak. Lisan halleriyle bunu söylüyorlar. Öz diliyle söylese yine bir ufak tefekkür parçası kalır. Hayır. Ben kendimi düşündüğüm zaman mazimin bir tek eserde şeyim var. Bir muradım var. Allah bana o eseri kalem almadan şey etmesin. İnşallah. Kafa kağıdı diye. Orada işte gelişim ve gidişim ve ruhi muğman romanda bizde olmayan şey. Mesela Marcel Proust. Ruhi muğman da oradan doğruya. Maddi muğmanı hayatımın safhalarını ikinci plan alarak ruhi muğmanı öne alan bir eser olması lazım. Kafa kağıdı mı ismini vereceksin? Evet, kafa kağıdı ismini şimdiden verdim. Evet. Orada kendimi şey görüyorum artık. Yani, görmüyorum. Her şeyde tekamül sonsuz olduğu gibi bu şeyde de yani yoklukta, hiçlikte, ademde mütevadi bir şey halde, tekamül haldeyiz. Çıkıyor anayasa profesörü. Vaktiyle değişik ileri şeyde bu eğitim bakanıydı. Çünkü derslerim vardı, bu meseleler oldu yani. Dava açtı çünkü vekil aleyhinde o vakit. Çocuğuma din dersleri öğretiliyor diye. Böyle bir geliyor, röportaj yapılıyor bunlar radyoda. Diyor ki, Yavuz sordu. Şeriatın üstüne çıkmak için ne yapmak lazım? Halife olman lazım demişler. Böyle nasıl konuşur bir adam ya? Bugün Avrupa'da biz hala Avrupalı'yı anlamış değiliz. Bir gün bu Avrupalılık davasını çok iyi bilen bir insan, bir Frank bana, sen utanıyorum söylerken, en ileri kıvamda bir Avrupalısın demişti bana. O münkiri, kabul etmeyeni, reddedeni hepsi birden realite diye bir hadise vardır ortada. 12 cilt eser yazar şey, Caetano, İslam aleyhinde. Ve şu sözü söylemeden duramaz. O ne fışkırıştır ki o, bir tane haini çıkmamıştır diyor. Bu ne kuvvettir, bunun izahını isterim. Leone Caetano. Öbürü halifeliği şeriatın fethine çıkmak manasını aldı. Burada konuşuyor. Evet, evet, evet. Ve bunlar muasır adamlar. Muasır yani şey, tabir var videolar, çağdaş. Avrupalılaşma davasının adamları bunlar. Git Avrupa'yı gör, tanı evvela da. Ondan sonra konuşalım. Diye meşhur fizikçi gidiyorlar, şey soruyorlar, hadise soruyorlar, ne gibi şeyler, sosyal şu, valla benim laboratuvarım dışında bir hadise kabul ediyorum. İşte Avrupa'da bu. Hepsi mesleğinde arayıcı. Peki İslam nedir? Müslüman bir İslam. Yani sizin önem idealinizde, sizin anlayışınızda. Konuşun da laf lafı açsın, öyle konuşalım. Hayır efendim, tabii belki de laf lafı açar diye yani Avrupalı'nın üzerindeydiniz. Siz de onun için, hani İslam'ı da anlamamış olmaktan tedavi ettim de bu şey düşünceyi. Ne büyük abeslerin şeyi, katarı içindeyiz.
Evet. Şu şamponları alır mısınız inşallah? Çok, çok büyük şey. Büyük örnek. Realite o. Evet. Herif tutuyor, bugün bütün Avrupa'ya rakip bir şekilde bir şey kuruyor. Bir müsbet ilimler şeyi. Evet. Tezgahı kuruyor. Fakat evi de potimizi çıkarmadan giremiyorsunuz. Evet. Ve dünyanın en geri, en olmaz şeyi olan alfabesini muhafaza ediyor. Bu ne iş bu? Yani bu misalleri görememek, anlayamamak ne iş? Tabii ona benzer şekilde İsrail. Evet. Valla döndü dolaştı bu iş, şuraya geliyor. Size burkuk gelebilir sözüm. Bir şeyi tenkit hakkı o şeye mensup olanlara mahsustur. O bakımdan tükrünüzde iftihar edebilirsiniz gene, ben de ederim bunu söylememe rağmen. Ben düşündüm, taşındım. Yani ne bileyim ben, düşünmeye 15 yaşında başladımsa, işte 60 küsur senedir düşündüm. Ve ırkî bakımdan bizim çok mühat bir arazi sahibi olduğumuzu kabul ettim. Bak hiç çaresi yok bu iş, bu işi halletmenin. Müşahede lazım işte, tavavette de öyle değil mi? Müşahede. Allah ıstırabını çektirmediği şeyin nimeti vermez. Hakikaten ıstırap. Şimdi benim bu sözlerimi kaydediliyor mu? Tabii. Evet. Video. Bu makine gide gide öyle bir yere gidecek ki, bir aleme. Beşeri hiçbir cihete yer kalmayacak, hiç. Beşerin ruhi cihetlerini zaten kısırlaştırdı. Ortak cihetli bir Türkiye. Bu işlerde de yani basit hamallıktan başka bir müdahalemiz kalmadı. Evet. Eskiden hiç değilse diyaframını ayarlıyorduk. Sesini ayarlıyorduk. O kadar evet. Esafesini ayarlıyorduk. Evet. Şimdi benim resmim çekilirken oraya bir hazırın görünüyor mu ekranda? Hepsi görünüyor benim. Ama onları zaman zaman alıyorum, daha çok sizi alıyorum. Onları Şalon'un o makine şeyi vardır, filmi vardır hani, vida sıkıştırır. Şalon'u alıyorsunuz. Üstadın Şalon'a büyük hayranlar. Hemen arkasından, yani ben istocuyum, bayılırım. Milli kahraman dediniz mi? İşte onlar. Tamam mı? Evet, tamam. Müthiş. Büyük insandı. Ve düşünün siz, Levi'nin içindeki şeyi, ukdeyi ki, başucu eseri olarak dedin, bir Alman'ın generalin eseriyle Harbi Dairesi'nin meşhur eseri o. Alman Nizam'ın Charlie'yi şeyden adam ve takdir eden adam ve onun makine şeyini, karikatürasyonunu o halde nasıl kendisi şey diyor böyle tam bir maddeci olarak. Sherlock'un en büyük düşmanı olmak lazım. Bu mesela kadere ait şeyleri. Korkunç. Bu şey olur. Ve sahte liderlere ait buluşu. Evet. Bir amele grevine iştirak eder. Giderken yolda bir otobüs, bir şey, kamyonet, küçük bayraklar var ya hani, işaret bayrakları onlardan taşımaktır, bir tanesi düşer yere, bir tanesi düşer. Elini alır onu, haydi amele bunun arkasına, bütün amele. Ne oldu onun cenazesinin şeyini, naaşını taşıp çaldılar dendi filan dendi. Tabi hikayeler oldu. Çaldılar efendim, daha da bulunmadık. Şarlı'nın bulunmadı mı o? Öyle biliyorum ben.
Efendim, müsaade ederseniz Ahmet Bey de bu sebeple uygun görürse bilemiyorum. İşte Türkiye'de bir yadır dergisi okuyucuları aldıkları zaman yani Necip Fazıl üstadın sayısı bir kısmı büyük bir kısmı sizi olduğu şeklinden tanıyorum. Ama böyle baştan sona doğru gidişi bir kısa özet tarzında ve daha evvel söylediğiniz gibi kafa kağıdındaki ruhi hareketlerinizin küçük bir aksi şeklinde kendinizi ele alsanız mesela biraz önce bahsettiğiniz gibi ne gibi Adadaki Bahriye Mektebi'ndeki talebelik devriniz var. Evet. O zamandan dedenizle, annenizle o eski Osmanlılarla o havadan gelen bir hayatınız var, hatıralarınız var. Şair olacağım diye verdiğiniz bir şey var, bir karar var o devirde. Ondan sonra bir mektep dışındaki, askeri mektep dışında tahsiliniz var ve sonra Avrupa'ya gidiş var. Avrupa'dan dönüş, burada tercai, haşarı, herkesin el üstünde tuttuğu bir müstesna şair hüviyetiniz var. Ve ondan sonra bütün istikbal validen, maddi bakımdan validen Necip Fazıl birdenbire hepsini geri aldı. Meydanın ortasında bu yol çıkmaz sokak değil. Bağırışı var. Evet. Bunun kısa bir şeyini yaparsanız belki daha da tatlı bir giriş olur. Evet. Doğru. Güzel bir giriş ama uzun zaman alır. Yarım kalır. O kadar uzun zamanlı şeyimiz yok. Onun için bilmem birkaç kelime söyleyebilirim. Anlatabilir, söyleyebildiğiniz kadar. Burada en mühimi benim şeye kadar evvelatını tanıdığım zamana kadar gelen hayatım var. Ondan sonra bir müddet daha devam etmiş. Fakat sonra tamamen meydan yerine tabirimizle beni sevk etmiş olan o rica, gidiş. Bir gün İş Bankası'nda müfettiştim, oturuyorum odamda. Büyük bir konfor içindeyim. Öyle sırmalı elbiseli hademeler, otomobiller emrimizde. Böyle bir ayağa kalkışım var diyelim ama. İşte ruhi şey burada, bu mu? Bir ayağa kalkmışım. Nedir benim bu hayat? Bu mu gayet? Böyle muayyen, herkesin dört ayak üzerinde gittiği muayyen ihtiraslar var ya, bunlardan ne elde edeceğim ben? Deyip hemen umum müdürün karşısına bir çıkışım var. Muhammed Eriş o zaman umum müdür. Bana imkan verin, biraz da yardım edin de istifa edeyim. Ve oradan işte bildiğiniz hayata atıldık. Kısa bir zaman sonra bir yurtdolu çıktı. Gerisi malum. Hapisler, şunlar, bunlar falanlar, bunlar. Şimdi hala o tehlike içindeyiz. 80 yaşının şeyinde, arefesinde bu tehlikeyi yaşıyorum. Birkaç cümlelik, kısa bir iki paragraflık da olsa o İş Bankası'ndaki o düşünce gönlünüze buluncaya kadar ki geçen hayatınızın kısa bir değerlendirmesini nasıl yaparsınız siz? Valla bu tercüme haller sıkıcı oluyor Süleyman'cığım. Şey değil yani. Şu kafa kağıdında çalışacağız ama zaten boğumanlar, boğumanlar buyurduğunuz şeyler olsa neler? Evet. Boğuman buyurdunuz ya biraz evvel. Onlar. Evet. Fenomen sayabileceğiniz şeyler. Dönüm noktaları, işaret taşları. Evet. Onları belki Süleyman Bey o masa başında rica ancak düşünülebilir ve yazılabilir. Çünkü orada bir yazıda kendi kendimizi imtihan halinde olduğumuz için maden şey deriz, çizeriz, yine yazarız, yine beğenmeyiz, yine yaparız filan. Burada şimdi hissi bir şekilde söylenebilir bütün bunlar. Şimdi farkında olmadığımız yerler oluyor hayatımızın. İçimizde bir şey pişiyor, biz farkında olmuyoruz. Pişiyor, 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 pişiyor. Birden küçük bir detay gibi görünen bir vesileyle patlayıveriyor. Evet. Hazretim. İşte zaten kabakarda da istediğim o patlama anlarının maziye doğru şeyi, böyle psikolojik pırıltıları. İşte İş
Bankası'ndan istifadımı söylemiştim. Mesela o tarihte ben burada paranın mazuriyeti yok ama o tarihi ben biraz hafif hatıralar olanlar bir belki çocukluk halinde bile olsa o tarihte ben 500 liranın üstünde bir gelir sahibiydim. Çok üstünde, 1000'e yakın. Korkmadan 3-0 daha koyabilirsiniz. Tabii. Demek ki istifa ettiğimler o devrin iştirak kabiliyetine veya yaşama şartına göre 1 milyon liraydı bugünün parasıyla. Bunu teden bir hararet bastı beni. Nitekim çıkar çıkmaz işte Hasan Ali Yücel Bey vekili o zaman işte bana bir takım şeyler verdiler. Titriler, mevuletler o zaman yüksek tahsilde şey yoktu. Böyle bir muhtariyet denilir. Çok muhtariyet bir felakettir benim için. Kulutluğunu hiç çizmedikçe. Başımda gelenlerden bir çoğu işte bu muhtariyete bağlıdır. Evet. Bir gün akademideki odamda Burhan geldi yanıma. Müdür. Bak dedi de kendime geldi senin için. İşte bir yurtta çıkıyordum. Ya mektepteki dersi veya meşmuhabirinden birini tercih etmesin. Lazım geldi, ihtar olunur, ihtar olunur. Evet. Vekilin imzasıyla. Verin bir kağıt kalem dedim. Dedim işte 54 kişiliktir sınıftansa tüm bir memleket gençine hitap etmek. Etmeyi tercih ettiğimi bir mukabele ihtar ederim. Dedim ve gittim. Bir daha uğramadım akademide. Ne oldu, nasıl olurlar muamele? Malum, tabi edildi. Kolay. Bir daha uğramadım. Evet. Affedersin, üstadım, ben bir şey sorabilirim. Lütfen yüksek konuşun. Şimdi böyle bir davayı üstlenmeye karar verirken, insan davanın sonunu, yani nereye varacağını düşünüyor mu? Bugünden bakılınca o düşündüğünüz şeylerden ne kadar gerçek? Valla son kahramanlık ahlakında biz kahraman falan değiliz. Ama mücerret kahramanlığı konuşabiliriz. Kahramanlık ahlakında sonları hesap etmek diye bir şey yoktur. Bu şarkın Bizans ve Fars tesiri bize viran olası hanede evladı yer var. Tesedisini verir. Bu tamamen istemazıttır. Hanenin viran olsa razı olmadan umrana imkan yoktur. Ama tedbir aleminde de bütün enayi olmayacak değildir. Son nereye varır? En sonu Allah'ın takdirine varır. Evet. Yani şey şart, cüret. Bir Hitler düşünün siz. İmkanı mı vardı? Hitler'in bir takım hesaplar sahibi olsaydı Almanya şey olacağını, hakim olacağını. Ama romantik millet, heyecanın milleti, çabuk inanmanın milleti, Fransız gibi şey değil, istifham işareti vazında millet değil. Nida işareti, hani var bir millet. Oldu. En sonunda ne oldu gördünüz. Başka? Daha sonra ne olur? Allah bilir. Bin tane Hitler çıkabilir, aksi çıkabilir. Olur mu? Ben bu işe giriştiğim zaman evvela bu işin ruhiyatını, bütün bir tarihi hata haline gelen şeyini alıp zeminini hazırlamak, onun kült dedikleri, kültür, irfanını vermeyi kabul ettim. Sonra da aksiyonunu düşündüm ve daima aksiyon diye yazdım. Ağaç mekosundan biri, fikir, sanat, aksiyon. Aksiyon, en sevdiğim şey o. Evet. Benim neler çektiğimi biliyorsunuz. Fakat şunu da size ilave edeyim. Ben malzeme baktığım zaman ürperiyorum. Nasıl yazabilmişim bunları? Ve birçoğundan nasıl kurtulabilmişim? En olmayacağından da nasıl yere yatırılmışım? Evet. Hayret diyorum yani kendime. Mesela ben 1950 senesinde, bundan 30 küsur sene evvel şey yazdım. Altında İnönü mükafatına talip değildir dedim. Meşhur evet, akademisi sandı. Biliyoruz onu. O doğrudan doğruya evet. İşte burada durayım.
Lenmeyin ifadesidir. Evet. Kelimesini siz bulun, bilmiyorum. Hiç de bir takip de bir şey. Geçen gün buraya bir de geldi de konuşuluyor. Benim bir takım meselelerimi benden daha fazla ezberimde mağazasında. Pek fazla siyasete kaç kadar konuşalım. Birçok eserlerimin bugünün telakkisine göre en büyük suç olduğunu ve nasıl görmediklerini soran adam. Buna mukabil ben tutuyorum, Vahdettin'i yazıyorum. Dünyanın her yerinde her türlü fikir serbestliği budur işte. Vahdettin'i müdafaa ediyorum. Bu adam vatan haini değildir. Evvela bunun tespitini istiyorum. Evet. Takibe uğramıyor. Gazete intişar ediyor, takibe uğramıyor. Kitap halinde çıkıyor, toplatılıyor. Tezahürata bakıyor. Beyat ediliyor. Temiz bozuyor. Afgan çıkıyor, mesele kapatılıyor. Sonra tekrar takip ediliyor. Bütün vukuf ehli, eserde kime hakaret mevzu varsa isnat ediliyorsa bana, ona bağlı vukuf ehli, burada hakaret yoktur diyor. Ve en son temizin şeyinde, böyle görülmemiş bir süratle tasdikinde, bazı adam biri, herhalde bilmiyorum artık, eli ayağı ölecek adam, bu ne rezalettir diyor, böyle bir muhakeme altlanılamaz böyle eser. Besmele diyor, kime matuf, neye matuf oldu, nerede fikir üretti diye, muhalefet şerhidir. Çok mükemmel bir muhalefet şerhidir. Evet. Buna rağmen mahkum olmuyor. Heyet olmaya isteniyor, kabul edilmiyor. Ve en son, en son istemeden beni içerisine çekiyorsunuz. Tıbba dedi ki, bu adaletin istinad ettiği özür müesselerinin tek şeyidir, fetvacısıdır. Tek. Onun raporunun icabı kanunda tam gösterilmediği için. Çünkü affı o zaman tıbba adliye bırakmaları lazım. Başkasına değil. Orada affedilmiyor. Yani mevzuunuzun dehşeti, isnadı yalan bile olsa sizi mahkûl etmeye kendi geliyor. Evet. Tabir ve dikkat buyur. Buna mukabil hiçbir dehşet Allah'ın Resulüne hakarete şey olmayacağı kadar, makis olamayacağı halde ona hakaret serbestlik terk ediliyor. Evet. Efendim geçen de bir arkadaş Necip Fazıl Bey o mevzuda orman kanununa girmiş diyor. Sormayın efendim. Sormayın. Orman kanununa girilince çıkılmazmış. Öyleymiş. Hayırlısı çıkılır inşallah efendim bu. İnşallah. Evet, düzelecektir o burada. O iş için inşallah gönlünü vermiş arkadaşlarımız var. Efendim şiirde hayranlıklarınız oldu mu? Yani büyük saydığınız birkaç şair yahut da birkaç insan oldu, var mıdır? Hayranlığım. Ve var mıdır? Devam etmekte evet. Olanlar var mıdır? Uzun başa alırsak eğer. Evet. Bütün bir kere eski edebiyatım, canlı mesleği ortadadır. Fuzuli, Baki, Şeyh Galip. Şeyim, çok takdirkar kelimesini kullanacağım. Evet. O nizamın, o ifadenin, o yerleşmiş cemiyetin, o hususi hassasiyetler işlerinden doğma. Hayran denebilir ama hayranlıkta bir nevi irade kaybı da vardır. O kadar güne bağlamış eser bilmem. Garp edebiyatında geçtiğim mereller oldu. Mesela Baudelaire, Rimbaud filan gibi sonradan, çok sonradan anlaşılan adamlar yahut ele alınan adamlar. Beni alakadar ki sonra onlarda da bir sahte sıva şeyleri gördüm, şey değil. Yani büyük mükasta hayran olduğum Shakespeare'i severim. Onu söyleyeyim. Onun yaralı bir kafası vardır, müthiş bir şey. Şimdi sırası geldi. Küçük hatıramı söylemek isterim. Ceyhan'da, Osmanlı Bakası'ndaydım. Fransa'dan yeni dönmüştüm. Ata bindim, Adana yolunda böyle bir
asfalt filan da değil, bakın toprak yolda atla gidiyorum. Şöyle ufka doğru baktım, arası kan şey cazibesi kaldım, düşündüm. Dedim şimdi kan istikamet değiştirse benim ufka doğru düşmem lazım. Ve bunu herhangi bir şeyle böyle bir nevi otosüjesyon halinde bir tevkinin bir şeyle hususi bir tevkinle nefsime yaşar gibi oldum. Aradan bir müddet geçti. Lir'de aynı imajı buldum. Eğer ben bunu yazsaydım o zaman bana Shakespeare'den çaldın diyeceklerdi. Evet. Şimdi Peyami ölmüş bir adam. Maviyeti, şusunu, şusunu konuşuyor. O ölmüş adam. Allah Celal ismiyle ölen her Müslümanına rahmet eylesin. Başka sözüm yok. Ama onda bir dedektif kafası vardı. Dosyalar tutar, dergilerden ne çalmış filan diye. Evet. Buna mukabil kendisi Tereddüt'ün romanında bütün Avrupa mahallelerinin eserlerinden parçalar alır, tırnakla gösterir, kaydı söylemez. Yani onların hepsini beğenme ayrıldığı zannedebilirsiniz. Evet. Şimdi bu benim mühim şeylerimden biri olan kaldırımları. Kendisinin romanındaki bir pasajdan çaldığı bir iddiasındaydı. Kulağınıza geldi mi sizin? Geldi efendim. Evet. Evet. Geldi, evet. Benim şimdi bir lafam şu oldu ona karşı. Evet efendim. İki tarafı da alın ele. Evet. Hangisi hangisine sığabilir bulun. Evet. Tam aksi de geldi. Ha. Aksi de düşünüldü. Evet. Çünkü ancak o çalmalı evet. Yıldızların aşağıda kalsın. Evet. 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 Arzalabildim mi bilmiyorum. Estağfurullah efendim. Evet. Anlamaya çalışıyorum. Şey gibi yani. O temiz karar gibi bir şey. Yani ortada. Bunlara bayılırdı böyle şeylere. Mesela Kutsi ve Hamdi. Evet. Bunun ikisini takdir ederim ben. Evet. Ben onu evet. Soracaktım. Takdir ederim. Biraz düşündüğüm. Bir de bir mecliste kim kimin üstadı falan diye bir şey konuşulurken onları benim üstadım gibi gösteriyor. Aynı cevabı vermek lazım diyor. Evet. Onları met etmiş olmayı evet. Bir nevi tesirli altta girmek diye alıyor. Evet. Eser ve tesirler de yan yana koyamıyor. Kalesini yapamıyor. Ama onlar onu söylemediler hiçbir zaman efendim. Aa, akıllarından bile geçirmediler. Hiçbir zaman efendim. Evet, evet tabii. Yani bir adamın, çaldığınız adamın eserinin intihal vaziyetinde şey yapmak lazım geliyor. O adamın hiç lehinde konuşmamak lazım geliyor. Dikkat durulur. Elbette tabii. Lehinde oldunuz mu? Ha, tamam. Tabii, evet. Evet. Kutsi kendisi için hiçbir zaman ne kendisini düşündü buyurduğunuz gibi de Hamdi vesaire mevzu bahsettiği bir tarzda bazda hiçbir kelime almadığı halde gayet zaten donuk bir karakteri vardı. Benim Kutsi'yi bu kadar öne atışım harika. Çünkü ben kendimi veren adamım. Kendini vermeyi seven adamım. Bu onda bir gayri tabiilik buluyor polis afiyesi. Bir şeyler almış olmalı ki bunu böyle yapsın diyor kafasından. Hadi onun bir tersi var, hilesi demin dediğim gibi. Peki efendim, şimdi bir sual. Bu Shakespeare için kafası yaralı tabirini kullandınız. Harika ve sizin sevdiğiniz bir tabir ve sizi bize düşündüren bir tabir. Şimdi bu çağdaşlarınız, yani bu muasırlarınız, daha doğrusu yaşıtlarınız, ya sizden bir yer, birkaç yaş büyük olan bu arkadaşlarınız arasında kafası yaralı tabirine en yakın olan Peyami miydi efendim? Ve bunlar arasındaki sizin düşünceleriniz diğerlerine nasıl tepki buyurursunuz? Peyami ise arzu diyeyim. Ondan çok uzun arkadaşlarımız var. Evet. Çok derinliğine giden arkadaşlarımız var. Peyami berzahta kalmış bir adamdır. Daha evvelki Peyami, babası çok öksüz bıraktığı için çok şey yaşta. Peyami takım banalitelerle uğraşmıştır. Evet, banalitelerle uğraşmış çok. Böyle hatta bir gün bana Faruk abi dedi ki, ya biz bu adamın edebiyat şey dairesi içinde şeyini, mevkini seninle dostluğuna bağlıyoruz. Evet, vallahi bir şey bulmuyoruz gibi. Böyle gitti bu iş. Benim tesirim var yok onu sizin gibi bir edebiyat şeyini, elifini
fikriyatçısı istikbalde halleder etmez. O hayır dava. Fakat tesir altta bırakan zaten buna dikkat etmez. Ben onu tanıdığım zaman o 25 yaşındaydı. Ben 19-20 yaşındaydım. 2-20 yine mevhumada çıkıyor. Mutantan o devre göre bir vaziyet kalbim biliyorsunuz. Hiç öyle şiir kabul edilmedi. Evet, üstelardan kabil değil. Ve hep Beylerbeyi geldi önüne. Bir yalılar boyu var burada. Akşamları çıkar bu adam. Bir kolu sakattır. Ben arkasında tutar kolu. Böyle gider gelir, uzaktan görürdüm. Sonra bir gün bir vapurda bana takdim ettiler onu. Ve arkadaşlarımız başladı. Fakir ve şey bir hayatı vardı. Böyle kağıttan perdeleri vardı elinde, hiç unutmam. Mustarip bir adamdı. Evvela fizik, ıstırabı aksediyordu ruhuna. Ondan sonra başladı dostluğumuz. Ve bütün işimiz, gücümüz hep fikri meselelerdi. Biraz da bohemyen bir tarafı da yok muydu hayatımızın baka. Böyle gitti. Ondan sonra daha bir de şey başladı. Kaliteye doğru kayış. Evet. Marz edeyim. Burada bir ima yapmıyorum. Kendimden bir şey yapmıyorum. Başladı ve bir metafizik susi dediği Avrupalıların ıstırap, kaygı. Evvela birçok çirkini tespitte işte müşterektik. Mesela komünizm düşmanlarımız beraberdir. Çünkü beraberdir. Onun da dini meselelerde ne derece kadar ilerleyebilmişse bilmiyorum. Orada bir tesir kabul edebilirim. Evet. O da öyle. Ondan sonra 9. Hariciye Koğuşu'nu yazdı. Fakat içinde bir hayranlığı vardı Nazım'a. Ona ithaf ettik tabi. Biliyorsunuz Nazım'a ithaf ettik. Biliyorum efendim. Evet. Yani bulamadı kendini. Bulamadı. Mesela tutuyor bir yazı yazıyor Ulus'ta. Adnan Bey teklif için şu şudur, bunudur, bunudur seni harp. Eski lisan doğru dönüşte bir ünlü şeriatı istemektir, şeriatta şudur falan gibi. Korkunç. Halk Partisi ağzı. Kırk dörtlerde. Bir böyle oldu, bir böyle oldu, bir öyle oldu, bir böyle oldu. Davada konuşmak istemem. Ne gitti bu iş? Bir gün ben sıkıntı bir askeri kaput. Askerim oldu. Babadan iniyorum. Buna rastladım. Bunlar hep var benim kafamda. Annem dedi, ölüm hali hasta. Hemen. Oğlumu halıcı oğlum dedi, ihtiyaca gitmek dedi. İç metere giderken ben döndüm, doğrumun evine. Dört gün, dört gece bile kaldım evinde. Şu doktorlar gelir gider, koma halinde, üremden. O kadar tesir etti ki bana o manzara. Müthiş. Ve ona dikkat ettim, anasının ölümü halinde bir an ayrılmadık birbirimizden, dört gün, dört gece. Hatta ufak bir müşahedem oldu. Yine kafa kağıdı usullarından biri. Bir kedi vardı da bunun kanını alıyorlardı boyuna. Bir tas içinde karalının altında kanı. Kedi gitmiş korkunç bir şey. Söylerken bir öpülüyorum. İçmiş o kandan. Böyle kedi çıktı meydana. Gözlerine bir perde çekilmiş kedinin. Beyaz böyle gözleri kör. İçtiği kandan. İşte ondan sonra Peyami'de bir nevi politik mücadelemize de ortaklığa benzer ve tamamen şeye benzer, aksine benzer. Tecelliler olmadı değil. En büyük ihanetini bana tuttu, para şeyde yaptı, para piyesinde. Para piyesinde yaptı, evet. Evet. Sonra bir sigara ister misiniz? Benim mi oldunuz? Sigara ister misiniz? Hayır, şimdi bir şey. İlk defa bana sigara veriyorlar. Yaşar Çimen diye bir serseri vardı. Bu Oro Puro isimli bir eser İtalyanca'dan. Muhsin'e vermiş tercüme. Muhsin onu bana vermiş. Ben de oradan çalmışım. Tiyatroya vermiş. O kadar bu iftiharın tesiri altında kaldım ki şey, bir ruhdeti.
Bir gün Neslihan'a şöyle dedi, ya yoksa ben uykuda mı çaldım da farkında değilim. Böyle bir yalan nasıl söyledim? Dava ettim bunu, onda hiç kimse dava etmiyor. Dava ettim, çok alaka gördü, müthiş. Meclis oldular, Salon'un Ağır Ceza Mahkemesi'ne çektiler. O da Sami'nin geliyor diye, şu oldu, bu oldu. Dedim ki efendim, ispat diye bir şey yoktur. Kanunda yani hakaret hakarettir. İspatla mükellef değildir. Şimdi yeni kanunda var galiba. Ama ispat hakkını verir de sonra. O da ispat edebilirse suçu düşer. Evet, ispat etsin dedim. Ve suçu düşsün. Şimdi bu gitti. Bir takım şeyler buldu. O polis hafifi zekası var ya, o bakımdan çok zekiydi. Buldu. Mesela Muhsin'in bir intihar şeyini bulmuştur, korkunç. Şimdi sırasında söylerim bunu. Buldu. Her biri bunların teferruat, mesela kapısı varmış orada, benim de tapu varmış. Sahnede. İşte penceresi şu sağdaymış, o da sağdaymış. Şimdi buna benzer bir şeyler. Hakkıyla gayri kabili mukavemet bir mantık tertibi olarak şunu söyledi. Efendim dedi, benim babam dedi İsmail Sefa Bey'di. Evet. Gözlük takardı. Herkes takar. Dişinin bir tarafında bir krom vardı. Herkeste krom olabilir. İşte ben düğmesi vardı ceketinin, önünün düğmesi vardı. Herkes olur ama ondan hepsi toplanınca meydan İsmail Sefa çıkar deyince müthiş bir sofistik mantık çıktı orada yani. Evet. Aldatıcı mı? Evet. Hemen söz aldım ve dedim ki efendim, bunun bahsettiği babasından bahsettiği umumiyattır. Felsefede buna umumiyat demiş. Hususiyat değil. 20 tane umumiyatın birleşmesi 20 tane umumiyat eder. Evet. Herkes de bulur. Düğmede, kapıda, fındık bile deliğinde fındık kapıdır işte o. Kurt deliğinden girer. Evet. Müthiş bir şey oldu. Hatta bir alkış koptu falan da hakim bağırdı, çağırdı, etti. Neyse. Geldiler bunlar bana. Dediler ki tavsiye versin. Vazgeç. Bir de şeyi vardı. Ayrıca. Müeccelli davası. Buradan bir ay hapis alsa hepsini birden çekecek. Kendi tavsiye verdi. Neyse. Bıraktık. Vazgeçtik. Ben kimseye hayır diyemem. Böyle. Netice şurada toplanıyor. Bu adam bir zekaydı şüphesiz. Fakat şeyini bulamamış bir zekaydı. Mecrasını bulamamış, kanalını açamamış bir zekaydı. Ve teessüs etmemiş bir insandı davasında. Ve zannediyorum ki için için müthiş bir hasut idi. Sonunu bilmiyorum. Allah'a var edelim. Biz onu düşmanlarımıza karşı olsun demeli, sikaller arasından bulundurmak mümkün değiliz. Yani efendim ben bu ıstırap çeken yaralı kafa tabirinize uygun tarafları var mıydı yahut bu ne zaman teşekkür edildi? Hayır, yoktu. Yoktu. Onda şey yoktu, onda fikirlerin esası yoktu. Fikirlerin esası, evet. Evet, yalnız şeyi vardı. Ne bileyim, bir İstadı vardı, şeyi vardı. Peki efendim, bu mevcut arasında, şair arkadaşlarınız arasında, mesela Tanpınar'ı mı, Ahmet Hamdi Bey'i mi daha üstün bulursunuz? Mesela Muhip ki sizin tesirinizde yetişti, sonra şahsiyet kazandı. Efendim, yoksa mesela Kutsi mi? Bunları onu ne ölçüde? Evet. Kutsi ve Ahmet Ali Tanpınar bizim neslimiz demektir. Evet efendim. Ve bu hecicilerden sonra gelen nesildir. Evet efendim. Hecciler benim için Zerkap'ın ilk devşirmeleridir. Evet efendim. İlk defa muhtevayı getirmeye doğru giden bu bizim nesil oldu. Evet öyle oldu. Heciye. Evet efendim. Bu arada entelektüel olarak bazı fikri bir şey olarak Hamdi epey ileridedir. Kutsi'de de kelimelerin böyle gizli ahengini sezen, langaj, öyle lisanını şeyden,
Yani böyle bir misliği var onun. Onun da sonu hoşuma gitmedi çünkü işi şeye bağladı o. Böyle bir folklor. Folklor, halk edebiyatı. Bağladı o, evet. Düşüştür. Öyle oldu efendim. Onu daha verdi. Onun için ona buna tercihte bir şey olmuyor. Ama Rabbim Efendim bir daha düşünen adam kabul eder Kudüs'ten. Kudüs'ü biraz şeydi böyle. Dışıyla yaşayan bir adamdı. İçini de belli etmezdi. Mesela bir gün Burhan Toprak'tan demiş ki, ben ne kayıtkarlıktan hatırlamam değil mi demiş. Yok demiş, kazıklı hamdülsün. Evet. O bunu Kudüs'ün büyüklüğüne veriyor bu sözü. Hani Kudüs'ün basit bir şey olarak söylüyor. Arada bir gün evet, Burhan da bir ayrı alemdir benim neslimde. Evet. Odasına girdim bir gün. Hocayken orada. Sana müthiş bir haber vereceğim. Nedir dedim. Ben bugün gidip 40 yaşıma girdim dedi. İçimden düşündüm dedim. Ne zavallı adam ya. Ben o zaman mesela 35'lerde falan değilim. Sonra şimdi 40. Aramızda bilmiyorum. Ahmet Bey kaç yaşındasınız? Ben efendim 59 yaşındayım. Hayır. Şeyden bahsediyorum. Buyur. Arkadaşlar. Ben Müslüman. Kaç? 35 Müslüman. Ha, iyi, sırrı tahmin. O zaman 35 yaşındaki ben ihtiyar adam diye gözüyle baktım ona. Nasıl değişiyor? Nasıl istikametler, yaşlar? Bilmiyorum, verdiğim cevaplar sizi tatmin ediyor. Elbette efendim, ne demek? Biz sadece... Elektrik de boyun gözümün içinde böyle. Aman efendim işte, ne yapacaksınız? Asla uyuyacağız. Şart onun asli zamanları. Her yerde dolaştırsa bari. Anneden diler görünse şu olsun. Görünmez oldu. Elektrik cihazını sizden alıyoruz, onun için fazla para. Bir daha ne bir söz. Ömer. Mehmet. Kimse yok. Şimdi görünürler efendim. Üstadın zili de desin çağırma şeyi. Hamit enteresan efendim. Evet. Sormadan ben söyleyeyim. Oraya şey diyecektim. Evet. Burhan'ın, Burhan kendini bulamamıştı ama ıstırap denilen şeye tamamen malik kaliteye. Kendinin ıstırabı ruhu şeyi fizik noksanından geliyordu. Burhan hastaydı ama şey değil, öyle bir fizik düşüklük içinde değildi. Doğruda arayan adamdı. Bulmak isteyen adamdı. Ve şu formülü kullanırdı. Yaşamak mı? Yazmak mı? Eser mi? Hayat mı? Oscar Wilde'ın o sözüne bayılırdı. Ben bütün dehamı hayatıma verdim. Eserlerime yalnız istidadım kaldı. Böyle boyuna vermişti. Onun için bir gün kendinden de nefret ederdi. Kendini bulgulardı. Ha, iyi bir şey buldum şimdi. İşte şeyde, Peyami'de olmayan bu. Evet. Kendi kendisini şey etmek böyle. Yeni tabi olarak vurgulamak değil bu. Eski doğru tabi olarak söylüyorum. Yani muhasebe-i nefsiye. Examen de konsiyans. Evet. Bu Burhan'da kamil derecede vardı. Ama veremiyordu işte. Hadisler içinde en sevdiklerinden biri hasibu enfüseküm kable en tuhasibu hadisi. Hesaba çekilmeden nefsinizi hesaba çekiniz. Ha. Müthiş. Müthiş. Kainatın zamana memur olduğunu yalnız bu hadis ispat eder. Evet, o yoktu. Peygamberde hiç yoktu. Hiç. Hemen aldatıyordu kendi kendisini, hemen aldanıyordu. Bilhassa zatenize girelim efendim. Bu hafakan meselesi, zatenizin daha bu bunalım kelimesi dünyaya bile gelmeden efendim, Türkiye'de moda olmadan kullandığınız ve yaşadığınız bu hafakan meselesi ve bunun şiirlerinizdeki akisler üzerinde acaba, yani tabi bunlar beyliğe benzeyen sualler ama yani nazarı taşıyız. Siz nasıl takdir buyurursanız bilhassa bu çok yakından sahip kadar ediyor efendim. Efendim. Çay içmeye başlayalım.
Ne buyurdunuz? Ben nasıl? Hafakan. Bu hafakan tabirini efendim. Daha bu bunalım meselesi Türkiye'de pek daha duyulmadan yani moda olmadan demiyorum da. Bu kelimeyi çok severim. Ki sahibi de çıkmadı. Kelime eski tıbbi tabirlerdendir. Evet. Onu belki edebiyata, fikriyata intikal etmekte rolüm ettirmekte rolüm olabilir. Oldu efendim. Evet. O büyük rolümüz oldu. Şimdi ben bu hafakan hali malum. Evet efendim. Şeyde böyle ruhi hafakan manasındadır o. Spleen. Anguaz karşısında bir kullanım. İngilizcesi spleen. İşte Bodden'in spleen'e ideal var ya. Anguaz karşılığı mı kullanıyor? Hayır. Anguaz'a uyabilir. Evet. Spleen'e çok uyuyor. Spleen kelimesi var İngilizce'de. Evet. Değil mi Süleyman? Almanların angst dedikleri şey. Sıkıntıdan farklı. Angst. Ha, evet. İşte bu. Evet. Evet. Mesela bir Paris düşünün, bir Avrupa şehri düşünün. Böyle müthiş bir şey içinde. Böyle bilimin özellikleri. Bu şehir. İndişe zayıf. Müthiş bir anguaz hayatı yaşanıyor içinde. Farkında olur mu bana? İşte o Anguaz'ın habercilerinden biri Baudelaire. Makine şeyinin gelişindeki şeyi, yani beşeri inanma sefaletini çok derinden durmuş adam. Ama o da öyle bir adam ki, tabii asla pürteye vasıl olamıyor. Ey şeytan diyor, o satan frampiti de ma long miser. Ey şeytan, bu uzun sefaletinden bana acı. Şeytan burada dedi. İsminle o satan diye. Çok kullanıyorum. Evet. Çok şiirinde kullanıyorum. İşte o dikkat ettiklerim de. Evet. Şey sevdiklerim arasında Rambo'yu söylemiştim. Bu çok enteresan adam. Evet. Çok. Hatta onun bir şüphe halinde mavul ediyoruz ama inşallah hakikat odur. Müslüman öldüğü ihtimal de var. Çünkü bu adam öyle bir ruhi şey yaşadı ki hayat yaşadı ki şiiri bıraktı. En genç çağında şiiri bıraktı, çıldıracaktı. Ve Afrika'da coğrafya cemiyetinin bir nevi raportörü olarak çalıştı senelerce. Yani Arapların içinde. Kuru kuru raporlar gönderiyordu. Güneş doğdu, güneş battı, rüzgar şurada da esti filan gibi coğrafya cemiyetine. En son Marsilya'da ölüyor, 39 yaşında. Ve ölürken şu iki kelimeyi söylüyor. Allah kereyim diyor. Evet. Onun için şüphe halinde bile desem yani şey değil. O korkunç adam. Bir de şiirle alakası yok. Bu da saf tefekkürde Paskal'a çok bayılıyorum. Kimse yok mu katta ya? Kimse yok mu? Burada da Mehmet Bey burada. Arkamıza yastık koyalım. Evet, kosa niye edersin? Çünkü derinden beri böyle arttı. Girmekten. Şimdi ne vaziyetteyiz? Soba yanıyor mu orada? Yanıyor, evet. Masa kuruldu mu oraya? Evet. Kardeşse bize evlerimizi, ellerimize ver çayı. Sonra arkadaşlardan rica ederim masa başında. Evet efendim, bu hafakanın en fazla hangi şiirlerinize... Oraya bir fasıl açtım ben, evet. Hafakan diye. Hepsini de koyabilirsiniz ama fasıllar zor oluyor. Evet. Çünkü hepsinde her şey oluyor. Hepsinde her şey oluyor tabiatı. Mesela şehir diye bir şey var. Fasıl var, kaldırım var şu burcamda. Evet. Yine hafakanın şiiri ama... Evet. Daha mücerretleştikçe mana şey değişiyor. Siz de seviyorsunuz abi. Değil mi? Evet, çok seviyorum. Şöneden ilk defa bir sıcaklık gelmeye başladı. Yok, yok. Çatırdattım ben efendim, onun sırrını bilirim çünkü. Ocak yakmışımdır çocukluğumda çok. Öyle mi? Evet. Okey, ocaklarına bayılıyorum. Evet efendim. Evet. Kasaba. Evet. Sarkar. Evet, evet. Tencere gibi şey. Evet, çatma koyacaksınız odunları ki yansın. Efendim, Çile. En mühim şiirim benim odum. En mühim şiiriniz o şüphesiz efendim.
Peki bu, burada bu, yani tabiatıyla şerhe çalıştığımız, anlatmaya çalıştığımız ama bizim avucumuzda da boşlukta kalan, boşluk olan noktalar vardır. Belki zatenizden dinlemek bazı bölümlerde mümkün olabilir mi acaba diye düşündüm ben. Çileyi mi okumuştur? Çileyi okumanız ve belki yorulmazsanız ne demek istediğinizi yer yer ifade buyurmanız o. Evet, peki efendim. Direkt. Evet, anlıyorum. Çileyi ben bir adam yaratmak peşinden evvel yaratım. Bir adam yaratmanızı oynamış Ayla Hanım. Efendim onun da soracağı sualler var. Öyle mi? Nerede oynadın? Talebeniz değil mi? Efendim talebenim de ben Elazığ Lisesi'ndeydim. Ne lisesinde? Elazığ. Elegöl. Elazığ. El Aziz. El Aziz. Mahmudetül Aziz. Çok. Kaç sene oldu? Hayli var. Hayli var. 20 sene oldu. Kim oynadı orada başrolleri falan? Başrol şimdi Devlet Film Arşivi Müdürü'dür, Sami Şekeroğlu diye. Yapabildiler mi bari? Çok güzel oynadılar. Allah Allah. Evet. Civar illerden hep tebrik geldi, bizi davet ettiler ve halk çok beğendi. Belki eser düştüğü de oynayanlardan değil aslında, halkın çok beğendiği bir eser. Evet. Ki o zaman Elazığ tiyatroyu bilmiyordu, televizyon yok. Çok güzel bunlardan. Buna rağmen çok beğenilmişti. Şimdi Ahmet Efendi. Evet. Bu şey arada gördüm hani bir adam yapmaktan bir kere yazdım diye. Şimdi bir adam yapmak benim geçirdiğim o Efendi tadıktan sonraki ruhi şeyin. Ruhi benim buhranı kullanmıyorum. Buhran da diyemeyeceğim. O ruhi kaynaşan şeyin böyle intifağın maketleri halinde yazdım. Evet. Sonra onun piyesi bir adam yapmaktadır. Hep aynı indifaha bağlayabiliriz bütün eserlerimizin şeyden işte. Sosyal sahada tezahürüm, fikri sahada tezahürüm canım vesaire. Evet. O şiir Paris'te bir hükümet ordusu bölmesi var. Tercüme edildi galiba Abidin Bino tarafından. Ve şey, radyodan verildi zamanında. Onda bir mısra var. Yanında sırça saray ilahi yapı. Evet. Bir arizeyle sonsuz maddede. Evet. Komünistler bu mısrağı yakalayarak mal etmeye kalkıyorlar kendilerine şiir efendim. Evet. Açık gözlüğe bakıyorsunuz ya. Evet. O maddeci ya bunlar. Maddeye sonsuz diyorsun ya. Evet. Ben maddenin sonsuzluğunda Allah'ın azametini gören adamım. Evet, evet. Sen maddede maddeyi gören adamsın. Onlarınki çılgınlık efendim. Her şeyi var. Efendim daha başka bir şey söyleyeyim size. Mesela birçok şeylerinde, formüllerinde bizden şey çalıyorlar. Diyalektik çalıyorlar. Efendim Çile'yi şimdi acaba lütfedebilir misiniz aklınızda mı? Valla aklımda tam diyemem. O bazı bölümleri beni hatırlatsa efendim acaba lütfeder misiniz? Vallahi ki biz bazı şeyleri Meyvan'ın şeyine bunu aynen oraya alın beni. Hayır efendim, sesiniz bizim için okumanız yani, çok mühim. Bir de o yerdir. Sesi veremezsiniz ki şeyden. Bir de o da verir. Meyvan'da sesi verebilir misiniz? Ses bizde kalsın efendim, bizde kalsın. Evet. Vallahi şeylerim, güvenemem kendime. Ben efendim bazı bölümleri size hatırlatırım. Gayiplerden bir ses geldi. O malum onları hatırlıyorum ama... Doktor Bey. Bekliyorum efendim. Hep ben böyle mi görüneceğim böyle? Çileyi lütfederseniz ondan sonra kapatıyorum. Çileniz bitecekmiş. Çilenizi bitirmek için. Çileyi okumanız lazım. Çalışayım okumaya. Lütfen. Çünkü fikir ondan geliyor, hep doktordan efendim. Soflarınızı yapar. Ondan. Gayiplerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tepemden birdenbire adam. Gök devrildi, künde üstüne künde. Hayır.
Hadi bakalım gayret. Ateşten zehrini... Ateşten zehrini tattım bu okun. Bir anda kül etti can elmasımı. Sanki burnum değdi burnuna yokun. Kustum özasından kafatasım. Bir bardak. Evet. Bir bardak su gibi çalkandı dünya. Bir bardak su gibi çalkandı dünya. Devam edin. Söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya. İşte akıllılık, işte sarhoşluk. Elmasım. Ensemin örtünde. Ensemin örtünde bir demir balyoz. Kapandım yatağa son çare diye. Bir kanlı şafakta bana çil horoz. Yepyeni bir dünya etti diye. Bu nasıl bir dünya? Bu nasıl bir dünya? Hikayesi zor. Mekanı bir satık, zamanı vehim, bütün bir kainat muşamba dekor, bütün bir insanlık yılana teslim. Harika. Nesin sen? Evet. Nesin sen, hakikat olsan da çekil. Duyuyorum. Nesin sen? Nesin sen, hakikat olsan da çekil. Yetiş körlük yetiş, takma gözde can. Otursun yerine bende her şekil. Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. Şimdi ikinci fasıl değil mi? Evet efendim, bir boşluk. Boşlukların manasını sonra sizden soracağız efendim. Manası fasıllara ayırmak işidir. Fasıllara ayırmak işidir. Evet, manası yok. Düşünün, buraya kadar olan kısmı düşünün manasını. Anlıyorum efendim. Evet, öyle yapalım efendim. Aylarca gezindim. Aylarca gezindim, yıkık ve şaşkın. Benliğim bir kepçe. Benliğim bir kazan. Benliğim bir kazan. Aklım kepçe. Kepçe. Deliler köyünden. Deliler köyünden bir ufuk aşkın. Her fikir içinde bir çift kelepçe. Bir menzil aşkın. Neyse. Evet efendim. Niçin küçülüyor eşya? Niçin küçülüyor eşya uzakta? Gözsüz görüyorum rüyada nasıl? Zamanın raksı ne? Bir yuvarlakta. Sonum varmış. Onu öğretemezsin. Evet. Bir fikir ki... Bir fikir ki sıcak yarada kezzap, değil mi? Evet efendim. Bir fikir ki... Beyin zarında sülük. Selam. Selam, selam sana Haşmet-i Azap. Yandıkça gelişen tılsımlı gütük. Yalvardım. Yalvardım, gösterin bilmeceme yol. Ey yedinci kat gök, esnafını aç. Annemin duası, düşte perde ol. Bir asa kes bana. İhtiyar ağaç. Uyku. Uyku. Katillerin. Katillerin bile çeşmesi. Yorgan Allahsız'a kadar sığanak. Teselli. Pınarı. Pınarı sabır memesi. Ele şerbet. Bana kum dolacanak. Bu mu rüyalarda içtiğim cinnet? Bu mu rüyalarda içtiğim cinnet? Devam edin. Sırrını ararken patlayan gülle. Yeşil asmalarda depreniş, şerbet. Karınca sarayı. Karınca sarayı, yolutmuş kelle. Kupkuru kelle. Evet. Akrep, nokta nokta ruhumu sokmuş. Akrep, nokta nokta ruhumu sokmuş. Mevsimden mevsime girdim böylece. Gördüm ki ateşte cımbızda yokmuş. Fikir çilesinden bir işkence. Böyle fena değil, böyle araya laf görerek. Nefis sesini duyarak. Nefis efendim. Samimi. Evet, her şey bende bir... Evet, her şey bende bir gizliyim. Ne ölüm terleri döktüm, nelerden. Dibi yok göklerden. Dibi yok göklerden, yeter diyor. Yetişir çektiğim mesafelerden. Ufuk bir tilkidir. Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz. Yollar bir... Yol... Yanlış mı okudum orayı? Hayır efendim, tamam. Kaçak ve kurnaz, yollar bir yuvaktır. Uzun dolaşır. Dolaşır. Her gece rüyamı yazan sihirbaz. Tutuyor önümde bir mavi ışık. Evet efendim. Büyücü. Büyücü, ne bana hıncın. Bu kükürtlü duman nedir ilimde? Kıldan keskin. Camdan keskin. Camdan keskin, kıldan ince kılıçın. Bir zehirli kıymık gibi beynimde. Lugat, bir isim ver bana halimden. Herkesin bildiği dilden bir isim. Eski esbaplarım,
tutun elimden. Aynalar söyleyin bana ben kimim. Söyleyin. Söyleyin, söyleyin ben miyim yoksa arsı boynuzunda taşıyan öküz. Bela mimarının seçtiği arsa hayattan macir, eşyadan ötürü. Ben ki toz karanlı bir kelebeğim, ufacık gövdeme yüklü kafta, bir zerreciyim ki arşa gebeyim, dev sancılarımın budur kaynağı. Ne yalanlarda var, ne yalanlarda var, ne hakikatte, gözümü yumdukça gördüğüm nakış, boşuna girmişim yok tabiatta, içimdeki kadar iniş ve çıkış. Üçüncü bölüme geldik efendim. Gece bir hendeğe düşercesine. Gece bir hendeğe düşercesine. Birden onu bir şey gör atalım. Dört bölüm değil midir bu? Üç bölüm mü? Neyse yürüdük. Üçüncü bölüme geldik. Affedersiniz ben atladım. Dördüncüye geldik. Dördüncüye bir geldik şimdi yani. Üçüncü, dördüncüye. Şimdi evet. Sonudur bu. Son bölüme geldik. Gece bir hendeğe düşercesine. Birden kucağına düştüm gerçeği. Sanki erdim çetin bilmecesine. Hem geçmiş zamanım hem geleceğim. Açıl susam açıl. Açıl susam açıl. Açıldı kapı. Atlas sedirinde maderat eder. Yanında sırça saray ilahi yap. Bin bir abizeyle sonsuz maddede. Uçsuz maddede. Evet. Atomlarda cümbüş. Donanma şenliği. Atomlarda cümbüş donanma şenliği. Ve çevre çevre nur. Çevre çevre nur. İç içe mimari. İç içe bendik. Bildim seni ey Rab. Bildim seni. Efendim? Ey Rab. Bildim seni ey Rab. Bilinmez meşhur. Bu sütlerle olmuyor bu iş. Yakınızda geleyim efendim. Sıranıyorum. Bir şey var. Başka bir çaresi var. Evet sonra... Nizam köpürüyor. Nizam köpürüyor taçenemde su. Met vakti deriz. Met vakti deriz. Nizam. Nizam köpürüyor taçenemde su. Suda bir gizli suda yol. Suda bir gizli yol pırıltıl iz. Suda ezel fikri. Evet. Kaçır beni ahenk. Kaçır beni ahenk. Al beni birlik. Artık barınamam gölge varlıkta. Ver çiçeğe. Onun olsun şairlik. Şimdi gözüm büyük sanatkarlıkta. Öteler, öteler, öteler gayenin malı. Mesafe. Mesafe ekinim, zaman madenim. Gökte zaman. Gökte zaman yolu benim olmalı. Dipsizlik gölünde inciler benim. Diz çök ey zorlu nefs önümde diz çök. Heybem dava dolu destede yumak. Sen bütün köklerin, sen bütün yolların birleştiği. Dalların birleştiği kök. Sen bütün dalların birleştiği kök. Biricik mesela. Biricik mesela. Sonsuza varmak. Diz çök ey zorlu nefs önümde diz çök. Heybem hayat dolu. Neyse. Dava, hani diyecek misiniz? Hayır, lüzum yok. Diyecek misiniz? Daha ben böyle yazdım. Çünkü bu daha sonraki düşünce bu olur. Şimdi ama bu şiir gayet güzel bir okunuşla. Evet efendim. Bir plak yaptılar İzmir'de biliyorsunuz. O plaktan var mı acaba? Evet. Arıyorum burada yok. O plaktan bende var bir tane. Aa, oradan alsanız bunu daha iyi edersiniz. Efendim bu çok güzel oldu ama. O bunda da bir ayrıca şey mana var. Ayrı bir şey böyle. Bu çok güzel oldu. Keçi halinde oldu. Manası var. Efendim bu burada şimdi öteler öteler gayemin malı. Mesafe ekinin zaman madenim, gökte zaman yolu benim olmalı, dipsizlik gölünde inciler benim. Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök, heybem hayat dolu, destleri yuvar. Sen bütün dalların birleştiği kök, biricik meseleler sonsuza niye okuyorsun diyeceksiniz şimdi. Halbuki ben burayı soracak değildim, yukarıda bir yeri soracağım. Şimdi bir saniye rica edeyim. Galiba tadına varamadım da bir daha bir okuyorum. Bu en mühim şiirimdir benim. Elbette. Kaçır beni. Ben... Şimdi şuraya girelim efendim. Ver cüceye onun olsun şairlik. Şimdi gözüm büyük sanatkarlıkta. Evet.
Evet efendim. Büyük sanat ya. Onun izahını mı istiyorsun? Evet efendim. Bu şairliği niye? Ne istiyorsunuz bu şairlikten? O bir şairliği değil o. Bak işte tabii değil, tabii değil. Şimdi büyük sanat yalan gelince o da fenafillah mertebesidir. Evet efendim. Yani bilirlik yoludur. Evet efendim. Asıl sanat odur işte. İnsanın kendini tam hakikatini bulması sanat. Evet. Onu istedim ben. Herkes istediği türlü de tefsir edebilir müsait. Evet. Yoksa şairliğe nefretim olsaydı bu şiiri yazmadım. Bunu söyletmek istediniz tabii. Şimdi şey diyor. Doktor çevirelim artık. Defi ne diyor? Defi. Efendim. Ben bu haletle tenezzül mü ederdim şiire? Ne diyeyim? Kurtulamam tam bu heves hakimden. Şimdi siz de bunu mu dediniz? Yok onu demedim. Çok üstün bir manaya talip oldu. Anladım. Peki efendim. Peki sizi konuşturayım dedim. Lütfettiniz efendim. Biraz bir mizah sokmak istedim. Öyle yaptım. Nerede efendim. Şey? Sigara. Sigara burada efendim. Sepetten mi? Buyurun efendim. Sepetsiz bu sigara efendim. Sepetten bilelim. Öyle Tamam efendim. Tuttuğunuz gibi. Evet doktor bey. Doktor gire. Emrinize muntazırım efendim. Mutlaka bir iş peşindedir efendim. Ben de bu haletle tenezzül mü ederdim bunları ama. Mütevazıdır çok efendim. Çok. Çile 9'un 7. baskı. Kaç ne zaman aldın sen bunu? 79 var herhalde. 80, 81. 81 var mı? Hangisi? 81'de basıldı mı Çile efendim? 7. baskı 79'da. Evet. 81'de bastım bu aracı. İşte bu. Şimdi komünistler efendim 300'er, 500'er, 1000'er basıyorlar. Yahut basıp Yugoslavya'ya sevk ediyorlar. Üzerinde de 10. baskı, 15. baskı. Hepsi yapalım. Evet. Hepsi sahtekarlıktır. Bu satılarak şeyler. Her şey yapalım. Nadir kitap zaten. Türkiye'de gönül olmuştur bu şey kitabının 7 baskısı. Evet efendim. Sonra baskı da şey vardı ya. Yani üçer bin değil. Tabii. Onar bin, altışar bin böyle. Evet. Yani bu zaman kadar bu kitap 50.000'in üstünde satmıştır. Mehmet. Bizi buraya hapsettiler. Efendim. Silindiler gittiler. Efendim. Neredesin ayol? Burada. Burada. Ne istiyorsun? Ben? Nerede çay? Ama geliyor, demlenememiş. Tamam, getiriyorsun. Ben şurada bir tane adam var. O incelikleri de oraya zannederim. İhtiyacı yok etmiş. Evet, sual mi var efendim? Efendim, sualiniz... Bu elektrik mütemadiyen bana bakıyor yani. Süleyman Bey, başka taraf yok mu? Geliver, çevrileceğim. Yeni bir insan var. Bizi tanıyacağız, o olmayı söylüyor. Abdülhamit hakkında bir şey. Evet. Değil mi? Biz bazı sorular. Evet, şu sualin cevabını alsak. Ne diyorsun? Abdülhamit'te şey vardı mesela. Bu metafizik ıstırap kafasında. Bir gün sordum ona ben. Kaydediyor mu sesimizi? Evet. Sordum dedim, hiç böyle gençliğinizde falan bir manevi buhran geçirmedin. Bütün büyük şeyler. Büyük eser sahipleri bunu geçirmiştir. Goethe'si şu, Pascal'i şu, şu, busu. Konferansında da vardı bu fasıl. Şöyle dedim de, ah dedi. Babamın yanındaydım, Rize'de dedi şeyde. Eskiden birkaç sene dedim. Aynı buhranı geçirdim ve Rize dağlarına çıktım dedi. Sonra baktım ki dedi, halk bir istikamet tutturmuş gidiyor. Ben de halka katılmakta var, bir çare bulamadım. Konferansta diyorum ki işte oradan o dönemeç noktasıydı Hamid. O şeyi fabrike edebilseydi, o egzamen de konsiyansı, muhallet zeka, deha, sanatkar olmasına mani yoktu. Ben olamadı ve basit kopist olarak kaldı. Yani bir söz söylemeye meraklı. Evet. Ciddi anlamış işi efendim. Siz o zaman haldeydik, o zaman şeydeydi. Konferansını verdiğim zaman ben hani öldükten sonra Paris'teydi. Muhsin ona göndermiş konferansı.
Görmüşsünüzdür o konferansları. Tepalde dair diye. Ya demiş, Türkiye'de böyle adamlar mı var demiş. Maksim. O kadar beğenmiş. Abdülhamit ve dolayısıyla. Konferansın ismi bu. Evet. Öyleydi. Bu hafakanı efendim ben onun üzerinde lütfen biraz konuşmanızı istirham edecektim. Bu şiirlere aksedenleri siz nasıl yaşadınız? Sizde neler vaki oldu? Siz nasıl yaşadınız? Evet, yani siz yaşadınız mı bu hafakanı efendim? Zannederim. Evet, hayır. Yani ama bu bunun tezahürleri neler oldu? O yaşadığınız muhakkak tabii. Şiirinize akseden tarafıyla da biz kavramaya çalışıyoruz. Bunun cevabı bir nevi bir psikolog veya bir psikiyatr karşısında kendi kendisini tahlil eder gibi konuşmak var tabi. Bu anlatılır şey değildir. Fakat umumi olarak mesele